Merhabalar, ben Şefika Şeker Kaykusuz. Sivas Gençlik Spor'da bocce antrenörüyüm. Bedensel engelliler bocce branşında aktif olarak görev yapmaktayız. Sepi ve kas hastalarımız bocce branşını oynarken diğer arkadaşlarımızı da spora yönlendirmek adına floor curling branşına başladık bugün. Bedensel engelliler floor curling olarak Sivas Gençlik Spor'da hizmet vermekteyiz. Yapmak isteyen kişileri Gençlik Spor'a bekliyoruz. Bedensel engelliler bocce branşında Sivas'ta 7 yıldır aktif olarak çalışmaktayız. Türkiye şampiyonalarında Türkiye 1. 2. ve 3. olmak üzere çeşitli derecelerimiz mevcut. Tekler, çiftler ve takım halinde oynanan bir branş. Biz hem teklerde hem çiftlerde son derece başarılı bir şehiriz. Sepi ve kas hastalarının oynadığı bir oyun. Hedef topa yaklaşma ve atış oyunudur. Genelde yatalak dediğimiz en ağır gruplara hizmet etmekteyiz. Bunların yanında floor curling branşında da bedensel engellilerde ilk olarak hizmet vereceğiz. Merhabalar, ben Yaşar Rende. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Sivas Bedensel Engelliler Spor Temsilcisiyim. Bugün burada antrenörümüz Şefika Kaykusuz denetiminde curling branşını Bedensel Engelliler Federasyonu'na da tanıtmaya çalıştık. Bedensel Engelliler Federasyonu il temsilcimizle ayrıca Bedensel Engelliler Spor Kulübümüz var. Sivas'ta bedensel engelleri olarak 7 tane engelli spor kulübümüz var. Bunlar da halter, yüzme, okçuluk, bocce gibi branşların yanı sıra bugün de curling branşını ilave ederek bunu tanıtmaya çalıştık. Parolamız şudur: hiç kimse dört duvar arasında kalmasın, herkes spor yapsın. Dolayısıyla ilimizde bulunan tüm bireysel bedensel engel olarak ailelere sesleniyoruz. Çocuklarınızı lütfen spora yönlendirin, dört duvar arasında kalmasınlar, gelsinler kulüplerimize. Biz burada her şey üzerinde çalışıyoruz. Bütün malzemelerini falan biz çocuklara tanzim ediyoruz, veriyoruz. Bu arada başta Sayın Valime, Gençlik Spor İl Müdürümüze bize verdikleri destekten dolayı da teşekkür ediyoruz. Tüm çocuklarımızı, engelli bireylerimizi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Ben Filiz Kahraman. Yıllardır bocce yapıyorum. Bocce yapmamdaki en büyük etkenlerden biri kardeşim öncelikle başladı. Kardeşimin vefatından sonra bu bayrağı ben devraldım gibi bir şey oldu. Evet, engellilerin dışarıdan çıkmasının en büyük etkeni bence bu spor. Herkese bu teşviklerinden dolayı ben çok çok teşekkür ediyorum. Eve bağımlı kalmaktansa spor yapmayı tercih ederim.